Evet, Türkiye'de erkek olmak videosunu yaptık ve erkeklerin Türkiye'deki sorunlarını, konuşulmayan problemlerini konuştuk. Peki kadınlar? Kadınlar hakkında konuştuk mu? Hayır. Ama şimdi konuşacağız. Şimdi videoya geçmeden önce şunu bilmeniz lazım. Burada ben erkekçilik falan yapmıyorum. Kadınlara karşı bir ideolojiye de inanmıyorum. Çünkü erkekler ne olursa olsun kadınlara muhtaç. Kadınlar da ne olursa olsun erkeklere muhtaç. E çünkü bu doğasal bir şey. Yani şimdi daha da fazla açıklatmayın bana. Türkiye'de şöyle bir olay var. Ben buna açgözlülük diyorum. Yani her boka bakmak diyorum. Bir de bazı aptalları sen oranı açmasaydın bize bakmazdık demesini de cahillik olarak yargılıyorum. Yani çünkü şimdi bir kadın açık giyinince herkes bakıyor. Lan sanki oradan böyle uzaylı falan geçiyor. Hani hiç mi kadın görmedin be adam? Hepsi bakıyor. Sonra da oranı açmazsan bakmazlar diyorlar. Ya kardeşim ben bakmıyorum. Hadi gel benim bir ayımı kontrol et. Türkiye'de erkek olmak videomda kadınların yaptığı saçma kıyaslamayı ben de erkeklerin neler çektiği, kadınların neler çektiğine göre kıyaslama yapmıştım. Bu kıyaslamayı bazı kişiler saçma demiş. Ya kardeşim ben de biliyorum saçma olduğunu. Zaten saçma olduğu için sen empati yap diye bu saçma kıyaslamayı yapıyorum. Ben empati yaptıran birisiyim. Peki hadi kıyaslama yapmadan kadınların Türkiye'de neler çektiğini bir konuşalım. Kadınlar açık giyinir. Herkes bakar. Kadınlar taciz edilir. Kadınlar 13 yaşında ya da genç yaşta zorla evlendirilir. Kadın para yerine konulur ve satılır gibi evlendirilir. Kadınlara özgürlük vermeyen eşler ortaya çıkar. Ha bu arada bu eşler oldukça kıskanç ve psikolojisel sıkıntısı olduğu için bunu yapar. Kadını evden dışarı çıkarmaz. Bunu yaşayan kadınlar var. Ben biliyorum. Çevremde de gördüm. Gerçekten aptalca bir durum. Adamın biri eşini kıskançlığından markete bile göndermiyordu. Yani biriyle evlenirken artık onun parasına falan bakmayın. Direkt psikolojisine bakın. Yoksa işiniz çok zor. Sonra kadınlara biriyle sevgili olup ayrıldığında bu denir. Bakın bu kelimeyi neden insanlar diyor anlamıyorum. Ama çoğu erkek arkadaşım eski sevgilisine bu saçma şeyi yakıştırıyor. Kendisinden ayrıldı diye. Yani belki öyle değil. Ki zaten sen ayrıldıktan sonra o kadınla olan o ilişkin bitmiş oluyor. Ve artık onun hakkında konuşman yanlış oluyor. Ve böyle saçma iftiralar atman yanlış oluyor. Gerçekten de kadın olmak bu konuda zorlayıcı. Düşünsenize sevgilinden ayrılıyorsun. Hiçbir şey yapmadığınız halde sana iftirası atıyor. Sonrasında kadınlar tecavüz ediliyor ve kadınlar öldürülüyor. Ve bu olayın sonunda da tutuklanan adama hiçbir şey olmuyor. Bakın Türkiye'de erkek olmak videosunun asıl konusu da buydu. Adalet. Her iki tarafında sorunların asıl temel sorunu adalet. Adalet sistemi değişmedikçe bu suçlara adam akıllı cezalar gelmedikçe kimse mutlu olmayacak. Ve biz bu sapkınlıkları çokça fazla göreceğiz. Ve biz göçmenleri ülkemize daha fazla alarak bu suçları daha da fazla arttıracağız. Çünkü gelen göçmen kesimi kendi ülkesinde bu açıklığı görmediği için kadınlara sulanacak ve göçmenlerin zihniyetleri bu cinsellik meselesinde biraz karamsar oluyor. Yani her bok yapabilirler. Ama bunu tüm göçmenler için demiyorum tabii ki de. Burada ırkçılık falan yok. Sadece bu misafirlik artık bitti ve gitmeliler. Onları ülkemize aldık, kadınlarımıza baktılar. Paramızı yediler, ev yaptık. Evlerde oturdular. Çalıştılar, dükkan kurdular. Kadınlarımızın fotoğraflarını çektiler. Kardeşimizi bıçakladılar. Ama sonrasında geri gönderildi ve tekrardan Türkiye'ye geldiler. Çünkü Türkiye'nin sınırı aynen şöyle. Dur dur kimsin? Ben Türk'üm ya. Giremezsin. Dur dur kimsin? Bu da Arap'tır yani Arap. Hemen gel gel geç. Hoş geldin ülkemize başbuğumuz. Yani Türkiye'ye giren çıkan belli değil. Açıkça böyle söyleyelim. Ve bu girenlerin kimlikleri olmadığı için adını soyadını bulamıyor ve dava dahi açamıyorsunuz. Yani misal senin çocuğuna tecavüz etsin. Allah korusun. Sonra kaçsın. Onun kimliği olmadığı için ona dava açamaz. Ve bu şekilde de zaten soruşturma dahi açılmıyor. Yani herkes bu göçmen konusunda aşırı mizah yapıyor. Gülüyor. Ama bunda gülünecek bir şey yok. Ülkemiz göz göre göre işgal altında. Kadınlarımıza bakıyorlar, fotoğraflarını çekiyorlar ama bu konuda hiçbir şey yapılamıyor. Soruyorum ya bu hükümete. Araplar olan sevginiz ne zaman bitecek sizin? Tekrardan bizi arkadan bıçakladıklarından mı bitecek sizin bu Arap sevdanız? Tekrardan ülkemizi ateşe attıklarından mı bitecek? Osmanlı da bizi arkamızdan bıçakladılar. Şimdi aynısını yaparlar. Ben beklerim. Arapları bu kadar sevmeyin. Ben sevmiyorum. Bu benim düşüncem. Açıkçası Türkiye'de kadın olmakta, erkek olmakta yani bir birey olmakta oldukça zor. Çünkü adalet sistemi adam akıllı işlemiyor. Her şeye para cezası veriliyor ya da hafif bir ceza veriliyor, gönderiliyor. Ama sen misal çık Erdoğan hakkında küfürsüz bir şey konuş, seni Cumhurbaşkanı'na hakareten müebbet hapise dahi atarlar. Kanalımda Erdoğan hakkında küfürsüz konuştuğum halde insanlar bana FETÖ'cü, sonra Siyonist, sonra Amerika uşağı diyor. Halbuki ben ne Siyonistim ne Amerika uşağıyım, hele ki ne FETÖ'cüsü lan. FETÖ ne alaka şimdi? Bana FETÖ'cü diyenler var ya, o zaman ben de size Erdoğan'cı diyeyim. Ben FETÖ'cü değilim, ben Atatürkçüyüm. Atatürk'ün genç ordularından çılgın neyim. Beni zaten Atatürk'ün düşüncelerini yaymak istediğim için sevmiyorlar. Ama bırakın sevmesinler ya bunlar çünkü pis Erdoğcular. Neyse konumuzun sonuna geldik. Yaşamanın zor olduğu bu Türkiye'de herkes için başarılar diliyorum. Benim adım Çılgın değil. Beni unutma.